Gamebox TV'den herkese merhabalar arkadaşlar. Deathmatch World Cup'ta Spring TV ile The Win'in ikinci maçındayız. İlk maçı Spring TV inanılmaz hızlı bir şekilde kazanmıştı. Şimdi Green Arabia mapinde iki tarafta da Hunlar var. Yine Spring TV'nin çok hızlı kurulduğunu görüyoruz. Stable ve Barracks'larını atmaya başladı. Yine Archer Range'lerini de atıyor. Cav Archer, Harp ve Paladin'den oluşan karışık bir ordu kuracaktır. Ama Divi sadece şu an stable'larla başladı ve base'ine giren Husar'ı şu an durdurabilecek bir gücü yok ve işçi kaybetmeye başladı. Sol tarafta Spring TV hızlı bir quick wall'la Husar'ın içeri girmesini engellemişti ama şimdi o sağ taraftaki wall'u tamamlayamayınca Husar içeri girdi ama işçiyi kesemiyor ve orada Tils'in içine kaçıyor. Divi de burada What the fuck yazdı ve gülüyor şu an. Orada işçi şu bölgeden direkt olarak Tils'in içine zıpladı resmen ve işçiyi kesemedi. İki tarafta paladinlerini basmaya başladı ve rakip base'e doğru ilerleyiş sürüyor. Şu an bastığı hardlerle Spring TV'nin base'i daha korunaklı görünse de şu an paladinleri durdurması gerçekten çok güç. Ve içeri giren şu an paladinler işçilerin yanından geçip ilerledi. Yanlış bir bölgeye gidiyorlar. Şu an işçilerin olmadığı bir bölgedeydi. Yukarıdaki işçiler şu an yakalanıyor ve 3-4 tane işçi orada düşecektir. Divi'nin base'ine girmeye çalışan burada 2 tane paladini hem harpler hem paladinler kovalasa da şu an orada paladin işçilerden birini rahatlıkla düşürebilirdi ama Tils'in içine şu an işçi girince kendini kurtarıyor. Soldaki işçiyi kurtaramadı ama işçi sayılarına şu an bakmak gerekirse Spring TV'nin daha önde olduğunu söyleyebiliriz. Ve Spring TV şu an saldırıya devam ediyor. Bastığı paladinlerle birlikte Divi'nin base'ine çekiyor oyunu. Divi'nin base'inde şu an o kadar çok işçi kesti ki 7'ye 3'lük bir işçi sayısı vardı. Spring TV buraya paladin yollamaya devam ediyor. Divi'nin gelişmesini engelliyor ve Divi'nin kendi üzerine gelmesini de engelliyor. En iyi savunma saldırıdır diyebiliriz gördüğünüz gibi şu an. Spring TV içeri soktu. Paladinlerle Divi'nin üzerine yine o kadar büyük baskı kurdu ki 9'a 4'lük bir işçi sayısı var ve bu sayı gitgide artacak gibi şu an. Hala Spring TV Divi'nin base'inden çıkmıyor. Orada işçilerden birini daha düşürdü. Şu an sadece tek bir köylüsü kalmıştı. Basılmaya devam ediyor şu an. 3 köylüsü var pardon. Spring TV köylü sayısında çok önde. Bastığı bir tane paladini burada Divi 14 askeriyle kovalayınca base'i savunmasız kalıyor. Gördüğünüz gibi Spring TV rakip askerleri dışarıya doğru böyle çekerek kendine yer açıyor. 1-2 paladinle böyle kendi üzerine 10-15 tane asker çekiyor. Ve sağ taraftan içeriye girmeye devam ediyor. Orada yine bir işçi kesecek. Burada paladinleri durdurulamıyor. 4'e 11'lik bir işçi farkı var ve burada kevarçırlar da gelmeye başladı. Kevarçırların gelmesiyle rakip base'de işçi kesmek 2 kat daha kolaylaşacaktır. Ama artık Divi burada büyük bir orduya sahip ve rakibin yaklaşmasını engelliyor. Şu an kevarçırlar için en önemli bölge şu hill olabilir. Bu hillin üzerinde bildiğiniz üzere hill bonusu aldıklarında çok daha güçlü oluyorlar. Sadece kevarçırlar değil tüm birimler ama okçular hill bonustan daha çok yararlanıyor. Şu an Divi base'ine doğru çekiliyor çünkü karşısında burada Kevarçır ve halleriyle bir anda Spring TV saldırıyı başlattı ve oraya asker yığmaya devam ediyor. Bir de buraya doğru iki taraftan Spring TV castle atmak istiyor. Orduları geri çekilince oraya yolladığı işçilerden birisini kaybedebilir. Şu an Divi asker sayısında bir 5-10'luk geride olsa da orada hilin üzerindeki gücünü sağlamış oldu. Şu an Spring TV hem sağdan hem soldan direkt olarak o tepenin üzerindeki Divi'nin askerlerine saldırdı. Divi'nin askerlerinin bir kısmı base'inde olduğu için şurada sayı avantajı Spring TV'de ve bu savaş oyunun kaderini belirleyebilir. Renkler birbirine çok yakın olduğu için bende de ufak bir renk körlüğü olduğu için burada kimin kazandığını şimdilik kestirmek güç olsa da biraz sonra burada sağ kalan askerlerden kimin kazandığı netleşecektir. Halbleriyle Divi burada Spring TV'nin kevarçılarını düşürmeye çalışıyor ama kevarçılar da Halblere karşı gerçekten iyi işler yaptı. Divi'den şimdi çok mantıklı bir hamle geliyor. Sağ taraf atılan castle'ı fark etti ve oraya doğru remleriyle ilerliyor. Ortadaki castle zaten yapılmaya başlanmamıştı. Ama kevarçı sayısıyla burada Divi hilin üzerinde tutulmaya devam ediyor. Ve sayı olarak burada
Spring TV'nin 20-30 önüne geçti, yani 10 da geri dedik, 40 sayılık bir sayı avantajıyla çıkıyor burada Hill'in üzerinde yaşanan savaştan. Spring TV de şu an remlerini biriktirmeye başlamış. Maç biraz kızışacak gibi ama Divi buradaki savaşı kazanarak puanda bayağı öne geçti. Ama işçi sayısında şu an Spring TV'nin inanılmaz bir önde olduğunu söyleyelim. 3 katından daha fazla işçi farkı var ve burada artık TC'lerine Divi atmaya başlıyor. İşçi yetiştirmesi gerekiyor. Spring TV biraz daha hızlı ve düzgün kuruldu gibi base'ini görüyorsunuz. Daha simetrik ve daha fazla işçisi var burada. Sol taraftan da yine Spring TV bastığı kevarçırlarla rakip harbileri bir düşürüyor orada. Kevarçırlarına harbileri kovalatıyor o arada. Ama Divi de kevarçırları yollayınca Spring TV burada yine savaşı kaybeden taraf olacak. Divi'nin askeri üstünlüğünün daha bariz belli olduğunu söyleyelim. Çünkü 160'a 100'lük bir asker farkı var. Ama Divi'nin de işçi de 3 kat geride olduğunu unutmayalım. Burada asker avantajı bu kadar fazlayken aniden bir rakibe saldırarak ekonomisini de çökertirse oyunu kazanması için hiçbir neden yok. Kazanmaması için hiçbir neden yok. Ama ortaya doğru şimdi harbiler ve paladinleriyle remlerle Spring TV saldırmaya başladı. Burada Divi de remlerini ve harbilerini getirmiş durumda. Castle'ı tamamlanınca Divi orada Castle'ının yardımıyla çok fazla halberdiyer kesiyor. Halberdiyerler bir düşüyor ve yine Hill'in üzerinde olduğu için burada Divi kevarçılarıyla sayı avantajıyla oradaki savaşı kazanacak gibi asker sayısında şu an 2 kata kadar çıkmayı başardı. Ve sol taraftan içeriye soktuğu kevarçılarıyla orada TC yerine işçilere vursa istediği hasarı verebilirdi ama şu an TC'ye vuruyor. Ama ortada büyük çoğunlukta Divi'nin savaşı kazandığını söyleyelim. Spring TV'nin tüm askerlerini yok edilmiş, son bir avuç halbi kaldı. Ama treblere düşürmesi gerekiyor burada. Treblere doğru da şimdi halberiyle ilerlemeye başlıyor. Kevarçılar da aslında orada treblere düşürmekte pek zorlanmayacaktır. Halberin ve kevarçıların yardımıyla trebler düşürülüyor ama Castle şu an sanırım düşürdü. Aynen, Castle'ı burada koruyamadı. Trebleri bir 5-10 saniye geç düşürdü. Burada Tarkan da basmaya başlamıştı Castle'dan ama Castle'ı düşünce şu an buradaki saldırıdan geri çekilmeli. Castle'da çok fazla kevarçır kaybediyor. Bu Hill çok önemli demiştik ve oyun başından beri Divi buradaki Hill'i hiç bırakmadı ve böylece savaşların büyük çoğunluğunu kazandı ve burada baskısını sürdürmeye devam ediyor. Ama Spring TV'nin burada bastığı remler kevarçıların hasarını epeyce bir tanklamıştı. Sağa doğru attığı TC'sini burada Spring TV buluyor ve orada paladinleriyle TC'ye vurmaya başlamış. İçine birkaç tane daha işçi çıkartırsa aslında orada üzerine gelen paladinleri düşürebilir TC ama şu an işçi basılmıyor. Spring TV kevarçılarla da rakip base'de işçi kesme işlemine başlamış. Yine sağ taraftan burada paladin ve kevarçılar işçi kesmeye giriyor. Zaten Divi işçi sayısında yarı yarıya daha azdı. Ve burada iyice bu yapılan hamleyle işçi sayısı azaltılıyor. Spring TV bir de ortada burada remleriyle rakip remlere doğru gidiyor. Rakip remleri ama burada düşüremedi. Divi'nin sayısı çok fazlaydı. Spring TV'nin son remi de orada düşürülecek. Ve remlerle birlikte belki de burada Divi Spring TV'nin Castle'ına saldırmayı düşünebilir. Ama şu an base'ini koruyamıyor. Base'inde paladinler, kevarçılar işçileri bir düşürüyor. Yukarıdaki TC'nin içine de artık ikinci işçi de gelince ok atmaya başladı. Ama şu an iki işçi olduğu için sadece iki hasar veriyor ve paladin neredeyse tek başına TC'yi düşürmek üzere içine işçi basılmaya devam ediyor. Divi burada remlerini yolladı ama remler burada Castle'a ulaşamadan neredeyse düşmüştü. 2 rem daha geliyor. Orada kevarçılarını Spring TV Castle'ın içine sokarak Castle'ın hasarını epeyce bir artırdı ve yaklaşan diğer kevarçır ve trebleri düşürüyor. Rem şu an harblerle birlikte Castle'a ciddi hasar veriyor. Divi base'ini de eğer koruyabilirse ortada Spring TV'yi yok etmenin noktasına geldi şu an. Ortada Spring TV'nin Castle'ın içindeki birlikler dışarı çıkmak durumunda kaldı ve orada harblere ve kevarçılara hedef oluyorlar. Remler artık bu Castle'ı düşürmeyi başarıyor ve burada artık askerler de geri çekilmek durumunda. Sağ taraftaki TC'ye olan saldırısını getirdiği kevarçı ve paladinle sürdürerek oraya atılan TC'yi düşürecek gibi
Ama base'ini burada TC'lerini kendi kendine savunmayı başarmış. Buraya ramler gelmeye devam ediyor. Spring TV'nin base'ine sanırım artık ilerleyiş başlayacak. Ama Spring TV'de asker sayısı olarak yetişmeye başladı. Özellikle burada bastığı paladinlerle rakip kevarçıların çok ama çok fazlasını düşürdü. Yine ramlere de paladinler ciddi hasar veriyor. Kevarçılar sağ taraftaki TC'yi düşürdü ve Spring TV burada Devi'nin aslında sol tarafına doğru da çok iyi bir bölgeye, Gold ve Stone'un olduğu bölgeye TC ve Castle'ın atacak. Orayı da gelecek saldırılara karşı iki Tarkan ve Kevarçılar savunuyor. Burada Devi Kevarçılar'ın iç içe sokmuş, 53 Kevarçılı var. Karşısında 35 kişilik bir ordu var ve burayı sanırım Devi yine kazanan taraf olacak. Devi şimdiye kadar tüm savaşları neredeyse kazandı ve sol taraftaki Castle'a artık Rem yaklaşıyor. Orada Trevi ile vurmaya başladı. Hemen Spring TV'den iki tane birden Stone Gate ile o Rem'i korumaya, Rem'in gelişini engellemeye karşı bir Quick Wall denemesi gelse de başarılı olmuyor. Ama bir vuruş yaptıktan sonra Rem Paladinlere düşüyor. Asıl önemli olan şimdi buradaki Trev. Buradaki Trev'i düşürmek için çok fazla asker kaybedebilir. Ama sağ taraftan yine Spring TV yaptığı kevarçılarla birlikte burada Devi'nin base'inde işçi kesmeye devam ediyor. Ve Spring TV buraya ikinci bir castle'ı da atarak buraya girişi resmen engelleyecek. Çok korunaklı bir bölge oluşturdu şu an. Bu dar boğazdan geçmek Kessel'a karşı zaten imkansız gibi. Kevarçır ve paladinleriyle burada Spring TV Devi'nin Trev'ini düşürmeyi sanırım başaracak. Trev'in çok az bir canı kalmıştı, paladinleri biraz erken çekti ve Trev atışa devam ediyor. Garip şekilde orada Trev'e vurmuyordu, şimdi Kevarçırlar döndü ve oradaki Trev hala düşürülemedi. 10 canıyla atışa devam ediyordu, son bir atışını da yapıyor ve düşüyor. Hill'in üzerine doğru Devi geri çekilen taraf, çünkü üzerine gelen Tarkan ve paladinleri Kevarçırlar şu an durduramıyor. Tüm harplerini kaybettiği için burada Devi geri çekildi ve kevarçılarını kaybetmeye devam edecek gibi. Ama Hill'in üzerinde çok fazla kevarçır var ve Hill bonusuyla birlikte orada önce paladinleri temizliyorlar. Şimdi kevarçılara doğru dönecekler ama ekstra paladinler gelmeye devam ediyor. Kevarçılara döndükleri anda gördüğünüz gibi Spring TV'nin bir anda orduları eriyor. Paladinlerden sonra kevarçıları düşürmek hiç zor gelmiyor ve Devi artık buraya Ola Paladin yollamaya başladı. Spring TV ise biraz önce yıkılan Castle'ın yerine yenisini inşa ediyor. Oraya doğru Devi de yine remleriyle saldırıyor. Sol tarafta Devi Tarkanlarıyla birlikte burada işçileri fark etmiş ve işçilere doğru saldırıyor ama oradaki Castle oradaki Tarkanları düşürmeyi başardı. Hill'in üzerindeki savaş durmak bilmiyor arkadaşlar. Divi'nin yolladığı remler burada yine Spring TV'nin paladinleri tarafından düşürülse de Spring TV ortadaki kevarçıları hala temizleyememişti. Son 5-6 kevarçıyla birlikte artık buradaki Hill'in üstünlüğünü de alacak ve bu Hill'i attığı bir Castle'la Devi'yi base'ine inanılmaz şekilde hapsedebilir. Ve Spring TV buradaki savaşı kazanıyor. Asker yağdırmaya devam ediyor ve bu asker yağdırmasının sebeplerinden birisi derken Devi GG'yi veren taraf oluyor. İşçi sayısında rakip o kadar geri düşürdü ki burada yaptığı kevarçırlarla rakibin sürekli TC'lerin içinde kalmasına neden oldu. Sürekli Tarkan ve kevarçırlarla rakip ekonomiyi daralttı ve GG'yi alan taraf oluyor. Spring TV 2-0 öne geçmeyi başardı. Bakalım bir sonraki maçta neler izleyeceğiz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Açıklama kısmındaki Discord kanalımızdan aramıza katılabilirsiniz. Ve bir sonraki videoda görüşmek üzere.